Evet. Arkadaşlar size buradan anestezi teknikerliği mesleğiyle ilgili bir iki bilgi vermeye çalışacağım. Bu bizim hastanenin, daha doğrusu benim o anestezi teknikerliği eğitimini gördüğüm yerin sayfası. Ondan sonra KYS Akademi diye geçiyor şuradaki ismi. Ondan sonra Ausbildung'dan anestezi teknisyen asistent. Ondan sonra ne var? Medizin işi, Fachangestellte, sağlık personeli, Krankenpflegehilfe, hemşire yardımcılığı. Ondan sonra radyoloji teknikerliği falan. Bu da şimdiki hemşireliğin yeni adı, Pflegefachfrau. Pflegefachmann. Operasyon teknisyen asistanı, OTA, ameliyat hemşiresi. Buradan anestezi teknişeye gireceğiz. Ondan sonra Kiel'de var, Lübeck'te var. Tabii bizim hastane her iki şehirde de olduğu için. Daha önce ben Lübeck'te eğitimi gördüm. O zamanlar sadece orada vardı bizim kurs. Şimdi biz bir yıl mıdır, 2 yıldır Kiel'de de açılmış. Ondan sonra ATA ve OTA, yani ameliyat hemşireleri ve anestezi hemşireleri aynı okulda ders görüyor gibi. Daha doğrusu görüyor ya da sorumluluk yeri aynı. Ondan sonra burada şey yazıyor, 2022 birden beri tanınmış bir meslek. ATA bu anestezi teknikerliği Almanya'da 2012-11'de falan çıktı. Sonuçta tam tanınmıyordu o zamanlar yasal olarak. Ama yani iş yapılıyordu da yine de bir şey olarak. Ne deniyor ona? Tuhaf bir şey açıklaması var. Neyse. 2022'nin başından beri, yani normal hemşirelikle aynı standartta yasal olarak. Ondan sonra burada meslek. Meslekle ilgili açıklamalar var. Burada Ausbildung'la ilgili açıklamalar var. Burada Bewerbung, başvuru. Bu da işte deneyim. İşte bir iki örnek galiba. Size buradan Ausbildung'la başlatayım. Wie ist die Ausbildung aufgebaut? Burada en önemlisi 2100 teori saati, 2500 pratikten oluşuyor. Ondan sonra otalarla beraber ders gördüğümüz teori saatleri var. Pratik de olabilir. Yani ekstradan pratik de olabilir. Tam bilmiyorum. Burada da yazmıyor. İkisi de var yani. Ondan sonra başka burada önemli bir şey yok. Probezeit denemesi şeyi var. 6 aylık. Yani 6 ay süresince istediğiniz zaman bana göre değmiş bırakabilirim diyebilirsiniz. Bir ufak terslik yaptığınızda işten çıkarılmaya, daha doğrusu Ausbildung'un bitirilmesi durumu gibi bir şey de var. O 6 ay içinde daha rahat işveren için. Başka Kiel'de ve Lübeck'te var diye yazıyor. Burada Ausbildung eğitim görürken aldığınız maaşları gösteriyor. Birinci yıl 1230 euro brüt. Ondan sonra ikinci yıl 1296, üçüncü yıl 1400 euro. Bu ne? 1230 brüt. Yani 1000 euro yine elinizde kalıyor. Maaş az olduğu için, Ausbildung maaşı olduğu için vergi de kesilmiyor. Hatta 1200. Ya. 1100 de kalabilir. Sonra 30 gün tatil hakkınız var. Genelde işte şeyde kullanıyoruz, yazın ve ara tatil gibi bir şey var. Ondan sonra ya başka da bir şey yok, bu kadarlık. Nereden geriye gideceğiz? Buradan yine geriye gidelim. Sonra bir de mesleki açıklaması varmış. Burada da ne yapıldığına dair. Welche Aufgaben und Tätigkeiten habe ich als ATA? Yaptığınız görevler.
çok 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 bilgi isteyen tıbbi bir meslek olarak açıklıyorlar. İşte hasta takibi. Ondan sonra işlerin organizesi ve koordinasyonu. Bu Vorbereitung, Nachbereitung, Ein- und Ausleitungsraum sowie işte ameliyathanenin hazırlanması, temizlenmesi yani ameliyattan sonra düzeltilmesi ya da ondan önceki ön odanın hazırlanması, işlem bittikten sonra tekrar eski haline getirilmesi falan filan sorumluluk alanları. Vorbereitung işte bir de işlerin hazırlanması, anesteziyi. Anestezistin işte narkoz öncesi, narkoz boyu ve narkoz sonrası yazmıyor. Ve ya ve benzeri durumlarda anestezistin yardımı ya da ne deniyor ona asistanlığı. Sonra endoskopide çalışma alan olarak diagnostik ve terapi ve notolambulans da acil. Oradaki iş durumları işte neyse. Nerede çalışılabilir diye burada iyi Überlord von Narkosen. Nerede narkoz yapılıyorsa narkoz ve benzeri anestezi. Ondan sonra endoskopi, acil ve Schmerz terapi işte bu. Nedir o? Palyatif hastaların olduğu yerlerde de çalışabiliriz sonuçta. Ama o ameliyat, ameliyat tarzı bütün yerler, endoskopi, acil, bunlar ana yerler. Eyvah. Sonra işte ne bileyim eğitim ekstra eğitimlerle okul bittikten sonra işte bir bölümün yöneticiliğine falan filan yükselebilirsiniz herhangi bir bölümün. Ağrı hemşireliği kursu görebilirsiniz. Bunları zaten ödüyorlar. Basit şeyler. Pedagoji üzerine veya yönetim üzerine üniversite okuyabilirsiniz. İşte maaş da diyor hastanın neden hastaneye ve tariflere göre değişiyor. Ondan sonra ama ortalama 2500 brütle başlanıyor. Sabit hani gece şu bu olmadan. Okay.